Merhaba arkadaşlar, ASP.NET'te şirket otomasyonunun 22. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde birim silme işlemini anlatacağız. Şimdi geçen dersimizde güncelleme işlemini bitirmiştik. Şimdi önce admin paneline yeni bir tane web form ekliyorum. Web form with master page, yani bir master page kullanacak. Birim sil. Admin paneli içerisindeki admin master'ı kullan. Evet, bu şekilde. Şimdi burada herhangi bir şey yapmayacağız. Sadece silme işlemi olacak. Dolayısıyla bu da load olayında gerçekleşecek. Önce şurayı kapatıyorum. Bu personel değil, birim olacak. Birim listele. Şu kısmı aslında kopyalayabiliriz. Şurası danger. Sil. Gelen ID, tamam. Bu da birim sil olacak. Evet, şimdi birim sil ASP.NET sayfasına geçiyorum. ASP.NET şirket entity. Evet, entity modelimizden yeni bir nesne türettik. Şimdi gelen ID'yi yakalamamız lazım yine. Int ID eşittir. Önce int parse diyerek dönüştürelim. Request nokta string query string gelen ID demiştik. Tamam. Bu şekilde. Şimdi variable model eşittir. DB nokta birimler nokta first or default x öyle ki x nokta ID. Bu da gelen ID değerine eşit olacak. Yani bu sağlanırsa. Ardından db nokta birimler remove buraya model diyeceğiz. Sonra işlemi veri tabanından kaydedeceğiz. Ve en son kullanıcıyı birim listele sayfasına yönlendireceğiz. Admin paneli içindeki birim listele ASP.NET. Tamam, bu şekilde. Evet, şimdi tekrar birim listele sayfasından çalıştırıyorum. Aynı işlemler zaten, şu sadece şurası değişecek. Sayfa değişecek. Evet arkadaşlar, diğer işlemlerde listeleme işlemlerini farklı tablo olarak kullanacağız. Yani admin dashboard'undaki tabloyu kullanacağız. Şimdi burada deneme demiştik bir tane. Onu silmeye çalışalım. Sil diyorum. Evet, şu anda işlem gerçekleşiyor ve silindi arkadaşlar. Evet. Böylece birim silme işlemi de bitmiş oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.